muhtaç olduğumuz kudreti Rahman yüreğimize vahyetmiştir. Hiç kimseye kaldıramayacağı ağır hayat yükünü vermemiştir. Bilakis kendimiz bize ait olmayan, yani eşlerimizin, çocuklarımızın, içine doğduğumuz ve içine girdiğimiz evin içindeki bireylerin, derdini dinlediğimiz herkesin, haberlerde okuduğumuz, gördüğümüz her acının, hatta tamamen kurgudan ibaret olan dizilerdeki başrollerin hayat yüklerini bile yüklenmişiz. Altından kalkamayınca suçlu arar durumuna girmişiz. Daha ileriye gidip bedenlerimize zulmederek dibe vurmuş, antidepresan ilaçlarıyla günümüzü geçirir duruma gelmişiz. Halbuki bizi yaratıp başıboş bırakmayan, yarattığı her şeyi bir ölçüyle yaratan, ne yapmamızı, hatta neyi nasıl söyleyeceğimizi dahi öğreten rahmeti sonsuz bir Rahman vardır. Yeter ki gören gözlerimiz kör olmasın, duyan kulaklarımız sağır, akleden kalbimiz düşünme melekelerini yitirip layık olmayanlara köle olmasın. İslam, kulu kölelikten kurtarıp Hakk'a kulluğu getiren sistem. Çocukluğumdan aklımda kalan ve şu an daha güzel anlamlandırdığım bir tarif. Özgürlük, en temel ihtiyacımız. Su gibi, hava gibi. Aklımızın, düşüncemizin, hayallerimizin, kendi irademize karar vermemizin, uygulamaya geçişimizin, gelişim içinde olabilmemiz, en güzele, en doğruya, en ideale doğru ilerlememiz ve ümidimizi beslememiz, umudumuzu kaybetmememiz, maddi ve manevi baskılardan kurtuluşumuz, sevgiyle, merhametle, adaletle mutlu olabileceğimiz geleceğimizi sevdiklerimizle inşa edişimiz. Hür yaşamak arzusu ile karşılıklı hak ve sınırlara saygı gösterişimiz. Hakkın yanında olup, haklı olanın yanında tutarlı ve sürekli bir duruş ve davranış sergileyişimiz. İşte bunlar özgürlüktür, bağımsız olmaktır. Huzurumuzun anahtarıdır, en kutsal değerimizdir. Özgürlük, aslında her şeye sahip olmak ya da olabilmek değildir. Olmak ve olabilmektir. Çaba ve gayret göstermemiz gereken en önemli olgu ise kendimizle mücadelemizdir. Ayaklarımıza vurulan prangalara vurmamız, hayatımızı çekilmez kılan her ne varsa doğru mücadele etmemizdir. Maddi ve manevi esarete sebep olan her ne varsa hepsinden kurtuluşumuzdur. Maddi özgürlüğümüz esarete sebep olmamalı, aksine tek Rabbi olan adanmışlıkla hürlüğümüze hizmet etmelidir. Aksi takdirde bir kölelikten diğer köleliğe geçiş yapabiliriz. Aslında özgürlük nefes kadar ihtiyaç duyduğumuz bir konudur. Özgür olmamız yaşam düsturumuzdur. Hedefimizdeki engellerin kalmaması, kendi sınırlarımız içinde başkalarının sınırlarına tecavüz etmeden rahatça yaşamamızdır. Özgürlük bize sınır çizer. Sınırı olmayan, herkesin ve her şeyin kölesi olur. Bundan dolayı Hakk'a kul olmak özgürlüktür. Bu uzun girişim aslında vahim durumumuzu gözler önüne sermektedir. Bizimmiş gibi sahiplendiklerimize, hatta kendi bedenimize dahi zulmü reva görmekteyiz. Ait olduğumuz ve gideceğimiz yerin bilgilerini hatırlarsak, bu gidişe dur diyebiliriz. Hızla geçen yıllarımızı sayamazken, saçlarımıza düşen akları boyayla kapatmaktayız. Kırdığımız kalpleri görmemek, yıktığımız duvarları tamir etmemekte ısrar etmekteyiz. Hayatımızda her ne varsa bizim seçimimiz ve layık olduğumuz şekilde yaşayacağımız hakikatinin üzerine de örtmekteyiz. Elimizdeki güzelliklere kör olurken, sahip olamadıklarımız için ahlar etmekteyiz. Elimizdekiler bizden gidince de, vicdan azabı içinde kalarak, kendi kendimize hesap sorucu olarak yetmekteyiz. Hasılı kelam, bizler ona aitiz. Ve bir gün istesek de, istemesek de ona doğru gideceğiz.
Her şeyin sonlu olduğu hakikatini kabullenirsek özgür oluruz. Arkada hoş bir seda bırakanlardan olma talebimiz belki akıntıya kürek çekmekle eşdeğer gibi gözükse de en karlı işimizdir. Tüketim çılgınlığının yaşandığı bir ortamda kendimizi ve sevdiklerimizi tüketmemeliyiz. Unutmamalıyız ki iyilerden olma gayretimiz ait olduğumuz yere dönüş biletimizdir. Aklımızı başımıza almalı, suçlu aramaktan vazgeçmeli, aidiyet şuuruyla içimizdeki enerjimizi doğru yere kanalize etmesini becerebilmeliyiz. Aksi takdirde geç kalmış olabiliriz ve selam. Thank you.